Fenerbahçe raydan çıktı. Raydan çıktı. Fenerbahçe sportif anlamda başarılı olmadığı gibi başka mecralara kayıyor. Bilmiyorum, görüyor musunuz? Biz çok görüyoruz. Bundan dolayı arkadaşlarla karar verdik. Bu raydan çıkan vagonu raya yine oturtup devam etmesini sağlayalım diye. Ben ve arkadaşlarım şampiyonluk sözü veriyoruz. Bu şampiyonluk sözünü de çocukların üzülmemesi, gençlerin üzülmemesi ve biz daha orta yaşın üzerinde olan Fenerbahçelilerin de üzülmemesini sağlamak için veriyoruz. Ve yapacağız diyoruz. Dün belirttim, yine belirtiyorum. Biz birinci sene seçildikten sonra ilk yıl şampiyon yapamazsak olağanüstü kongre yapacağım. Bunu herkes bilsin. Biz ayrılacağız. Buradaki amaç 60 bin üyeli olan bir Fenerbahçe'de başkan adayı çıkmıyor. Yönetim çıkmıyor. Bunun için size üzülerek söylüyorum. Yani bilmiyorum, ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Yani niye çıkmıyorsunuz diye soruyorum. Neden gelmiyorsunuz? 60 bin üye oldu. Ya 10 bin tane 10 senesini dolduran insan vardı, muhakkak üye vardı. Ya bir kişi çıkıp da ben başkan adayıyım. İşte efendim şey yapacağız. Yönetimi de yaptık. Geldik ve yönetime talibiz. Neden demiyorsunuz? Yani bir tek burası değil. Dün İstanbul'da konuşma yaptım. Denizcilere söyledim, Fibiyat'a söyledim. Gittiğim yerlerde bütün insanlara söyledim. Yani Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Çıkmıyorsunuz. Ben ne dedim bir konuşmanın başında yine? Eylül-Ekim ayıydı yine. Fenerbahçe'de FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe kulübünden menfaat sağlayan birisi aday olursa, kulüpten hiç kimse aday olmazsa o zaman gelirim aday olurum dedim. Maalesef hiçbiriniz kulübe sahip çıkmıyorsunuz. Yani dernek içerisinde 50 tane bildiğimi sordum arkadaşlar. 50 bilet aldık, İstanbul'a maça gittik. İşte şunu yaptık, bunu yaptık. Bu değil ya Fenerbahçe'de. Ya burada dernekte boğulmayın. Açılın dışarıya. Burası Adana, Antep, Antalya, Ankara. Birleşin. Bir ekip yapın. Gerekse iki tane yapın. Ya gelin. Şey olun yani, aday olun. Kaybetseniz ne olur? Ne olur kaybetseniz? Ben şimdi yarın kaybetsem ne olacak bana? Hiçbir şey. Ama görevimi yaptım. Geldim, kulübe sahip çıkıyorum. Başarılı olma mecburiyetiniz şampiyon olmamız lazım. Şampiyon olmazsak hepimiz üzüleceğiz. Daha çok üzüleceğiz. Onun için tek vaadimiz şampiyon olmak. Şampiyon yapmak, şampiyon yapmak. Tarih şampiyonları yazar. Tarih ikincileri yazmaz. Şimdi bir de şu antrenör konusuna değineyim. Biz Mourinho'ya gittik. Ben kendim Önder Bey'e gittim, konuştum. Ondan sonra da arkadaşlar gittiler, Önder Bey'le Mahmut Bey gittiler, konuştular ve belli bir noktaya geldik. Bunlara çağrı yaptım, hatırlarsınız ilk konuşmamda, gelin bedelini beraber ödeyelim, beraber bu işi yapalım, halledelim diye. Neyse akıllarına gelmiş, gitmişler konuşmuşlar, tamam mı? Onlar da işte bana da sordu öbür taraf, gerekse imzalayın dedim yani. Çünkü onlar yetkili, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da galiba Mourinho'yu talip olmuşlar. İyi bir haber. Yani Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Mourinho. Hepiniz çok mutluyuz. Güzel işte, bak diyorum. Kim gitti konuştu? Öyle imzalamışlar galiba. Öyle. Ya imzaladı, söylediler bana. Yani öbür taraf söyledi, imzalaydı. Ne fark edecek? Ben seçildim, gel diyeceğiz. Onlar seçildi, onlar devam edecek. Yani, genel sekreter ilk konuşmamda, bildiğimde söylemedim mi? Gelin beraber gönderelim, imza attıralım, adam çalışmaya başlasın.
Bu yeni geldiler, söylediler tamam dedik, yapın dedik, imzalayın. Sonuçta seçilirsek bir çağıracağız, gel diyeceğiz. Fark etmez ki.